Çok kültürlük dediğimizde aslında her kentte olduğu gibi Tarsus'ta da 10 bin yıllık bir tarih var. Bu 10 bin yıllık tarih içerisinde onlarca uygarlık gelip geçmiş ve onların yarattığı kültürler var. Çok katmanlı bir yer burası. Çok kültürlülük dediğimizde çok farklı etnik toplulukların bir arada yaşaması, bunların hem yaşam kültürleri hem müzikleri, hayat algılarının karşılıklı etkileşiminden bahsediyoruz. Bu bir zenginlik. Çok kültürlülüğün getirdiği bir zenginlik. Bu renklerden bazılarının içinden çektiğinizde o renk o çok kültürlü kayboluyor. Tarsus bir dönem bunu da yaşamış ama yine de 10 bin yıllık bir tarihiyle, felsefesiyle, kültürüyle, sanatıyla ve özellikle 1900'ü yani 1900'lerden itibaren bu coğrafyadaki aşıklık geleneğiyle Tarsus o çok kültürlü bir parçası olarak ve onun bir ürünü olarak da ortaya çıkmış. Bu açıdan baktığımızda Tarsus'ta bir halk müziği geleneği var. Bugün burada yaptığımız etkinlikte de biz bunları andık. Bu konuda yapılmış bir kitaplar da var. Benim de müzik üzerine yazdığım birkaç makale var. Bu daha çok bundan sonra ilgi alanıma da giren, daha çok bir şey üretebileceğimizi düşündüğümüz bir alan müzik. Çünkü kaybolan değerler içerisinde müzik de yok olup gitmemesi gerekiyor ve hem yeni kuşaklara tanıştırmak, buluşturmak, hem yeni üretimlerin gerçekleştirmesi anlamında o aşıklık geleneği olur. İşte Tarsus'ta yeni türkücülerin, ozanların, halk şairlerin ortaya çıkması olur. Bunların olması lazım. Biz de burada Anadolu Kültür Müzik Kültürleri Derneği ile yaptığımız Aratos sergisi olarak birlikte gerçekleştirdiğimiz etkinlik kapsamında dün ve bugün 2 gündür işte güzel hem söyleşiler hem deneyim aktarımları hem de bu yerel müziklerin örnekler sunduğumuz bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Bizim de Aratos olarak Ankara Müzik Kültürleri Derneği ile tanışmış olmamız ve seçilen kentler içerisinde Mersin Buluşması adıyla anılsa da Tarsus'ta gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik açısından çok mutluyuz, memnun olduk. Tabii ben burada özellikle Anadolu Müzik Kültürleri Derneği'nin Anadolu'nun çeşitli köy yörelerinde müzik adına, müzik hafızası adına bu tür çabalar içerisinde olmuş olmasına çok hoşuma gitti. Çok anlamlı, değerli bir çalışma olarak buluyorum. Bu alanda derinleşmeye ihtiyaç var. Hem de kaybolmaya yüz tutan şarkıların, türkülerin, bestelerin, icracıların kalıcılaştırılması ve geleceğe aktarılması açısından çok önemli bir çalışma diye düşünüyorum.